Gezegenimizi tanıyalım. Aşağıda verilen dünya haritasını inceleyelim. Karaları ve suları renklerle boyayalım. Bakıyoruz mavi sular olacak. Hemen mavi rengi seçiyorum. Evet. Şimdi denizleri yani suları mavi renge boyuyoruz. Tam ayrıntılı bir şekilde yapmıyorum. Siz daha ayrıntılı bir şekilde boyayabilirsiniz. Ben kaba bir şekilde boyuyorum biraz daha. Şöyle Kuzey Amerika'yı ve Güney Amerika'yı da çevresini boyayalım. Benim de şeytan üçgeni. Ve iç denizleri de biraz daha küçük fırçayla boyayacağım. Aslında en alttaki kısımda su olarak gösteriliyor. Çünkü yüzeyi tamamen buzlularla buzlarla kaplı olduğu için buradan giriyoruz İtalya Fransa buradan Türkiye Yunanistan arasını boyuyorum şöyle Karadeniz'le boyuyorum şuradaki denizde boyadım şu Alaska açıklarında boyayalım Bu şekilde kapatasak boyadım şimdi bakalım kahverengi ile de karaları boyayacağım. Aslında bunun yüzeyi de genelde buzlu kaplı oluyor ama bunu da yine kara kabul etmiş onu da kahverengiye boyuyorum. bu şekilde boyadık. Şimdi diğerine geçtik. Dünyanın yüzeyinde karalar mı yoksa sular mı daha çok yer kaplar? Yanda verilen alanlarda yukarıda boyadığınız alanlara kıyaslayıp şekil üzerinde tekrar boyayınız demiş. Karaları boyadığımız zaman şekil üzerinde de gördüğümüz gibi dünyamızın yaklaşık dörtte biri karalarla kaplıdır. Geri kalan kalan kısmı sularla kaplıdır. Şimdi boyadık kahverengiye geri kalan kısmında sularlığın kapladığı alan olan maviyle boyayacağız. Evet, bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi öğrendiklerimizi değerlendirelim bölümü var. Burayı birlikte yapalım. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. Dünyanın şekliyle ilgili öne sürülen fikirler günümüze gelinceye kadar değişime uğramıştır. Doğru su katmanı, okyanuslar, denizler, göller ve yeraltı sularının oluşturduğu katmandır. Doğru. Eskiden teknoloji daha gelişmiş olduğu için eskiden teknoloji daha gelişmiş değildi. Dünyanın şekliyle ilgili görüşler daha doğrudur. Yanlış tabii ki. Hava katmanı görünmez ama havanın etkisi hissedilir. Doğru. Dünya sadece karalardan ve sulardan oluşur. Hayır bunun iç katmanları da var. Yanlış. B'ye geçtiğimiz zaman aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere verilen sözcüklerden uygun olanları yazalım. Sözcükleri birden fazla kullanabilirsiniz demiş. Şöyle baktığımız zaman Dünya modelini incelediğimizde dünyamızı dört parçaya ayırırsak üç parçayı su veya su katmanı üç parçayı oluştururken kara bir parçayı oluşturur. Canlılar güneşten gelen zararlı etkilerden hava katmanı ile korur. Hava katmanına atmosfer de denir. Dünyamız kara katmanı, hava katmanı ve su katmanından oluşur. Uydu fotoğraflarıyla dünyamızın nokta nokta şekli küre şekline benzediğini olarak görülmektedir. C bölümüne geçtiğimiz zaman çoktan seçmeli sorularımız var. Birinci sorumuz Aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın şeklinin küreye benzediğinin göstergesidir? Çöllerin düz bir şekilde olması değil, dağların farklı yükseklikte olması değil, deniz kıyısına yaklaşan geminin önce dumanının görülmesi. Evet. 2. Su katmanının içinde aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz? Denizler, göller yer alır. Dağlar karalar içerisindedir. Üçüncü sorumuz taş, toprak ve kaya parçalarından oluşan katmana ne denir? Su değil, hava değil, tabii ki kara. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi dünyanın şekli ile ilgili çalışmalar yapmamıştır? Magellan yapmış, Aristo yapmış, Thomas Edison elektrikle ampulle ilgili çalışmalar yapmıştır. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi kara katmanlı oluşturmaz? Ovalar oluşturur, deniz tabanları oluşturur. Fakat hava katmanı diye bir bölümümüz var. Hava kara katmanlı oluşturmaz.